İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar matematik dersindeyiz. Zaman ölçmeye geldik. Saatleri öğreneceğiz. Geçen de öğrenmiştik zaten. Otobüs saat kaçta diye soruyor. Böyle bir soru var. Bakın saat kaçmış? Saat 9. İstanbul otokarındaki saat 9'muş. Ama Edirne'ye kalkış saati kaç? 11.30 diyor. Yani daha 2.5 saat zaman var. Edirne otobüsümüz saat kaçta kalkacak? O otobüs saat 11.30'da kalkacak diyor. Ee, peki zamanımız var. Anneme söyledim otobüse binmeden önce bizi biraz gezdirecek dedi. Ama 11 çeyrek geçe Tekrar burada olalım otobüsü kaçırmayalım. Yani 15 dakika önce burada olmaları gerekiyor evet. Evet kaplumbağa dedemiz ne diyor bakalım. İstanbul otobarındaki duvar saatinin 9'u gösterdiğini, Edirne otobüsünün kalkış saatinde 11.30 olduğunu fark ettiniz mi? Evet fark ettik zaten söyledik size. Hemen devam ediyoruz. Burada şimdi bu konuyu açıklayacak. Aşağıda verilen olayla ilgili saatleri inceleyelim. İstanbul'un toparına geliş saati. Geldiklerinde saat 9'u gösteriyor. Bakın burada da saat 9 olduğunu söylüyor. Analog saat yani şu bildiğimiz saatler bunlar dijital saatler oluyor. Ee, orada baktığımız zaman saat 9. Analog saatteki 9 ne yapıyor? Akrep. 9'un üzerinde, Yel kovan da 12'nin üzerinde olunca uzun olan ne yapıyordu? Saat tam 9'u gösteriyordu. Edirne otobüsünün kalkış saati ise 11.30 dijital saatte. Saat, saat 11.30 veya da 11.30 11 şeklinde. İkisi de kullanılıyor. Ama buraya baktığımız zaman görüyorsunuz 11'i az bir şey geçmişse ne yapıyor? O saat biraz o saati geçmiş demek. Saat yani 11'i geçmiş. Ne kadar geçmiş? 5, 10, 15, 20, 25, 30 dakika geçmiş. Yani 30 dakika geçmiş. 11.30 ya da 11 buçuk diyoruz. Çünkü ya saatin yarısını ne yapmış? dakika olarak geçmiş. Ondan dolayı 30 diyoruz. Tekrar otogarda olmaları gereken saat diyor. 11.15 11.15 dijital olarak bakın. Tek nokta var buna dikkat edin. Şimdi 11'i çeyrek geçe. 5, 10, 15. 15'lere geçince biz buna çeyrek diyoruz. Tekrar otogarda olmaları gereken saati nasıl? okuyoruz diyor. 11 çeyrek olarak okuyoruz diyor. Peki buna niye çeyrek diyoruz? Bir önceki dersimizde bir şeyin dörde bölersek. Şimdi ikiye böldüm. Şöyle dörde böldüm. Dörde böldüğümüz zaman her bir parçası ne diyorduk? Çeyrek. Burası mesela çeyrek. Değil mi? İki tane çeyrek bir araya gelince ne oluyordu? Yarım yani 30 oluyor. Burası 45 geçmiş. Burası da tekrar çeyrek var şeklinde yapıyoruz. Buraları biz bu ikisini kullanıyoruz. Buraya çeyrek geçiyor. Buraya da çeyrek var ifadesini kullanıyoruz. Burada zaten bu çoğu kullanıyoruz. Çeyrek ifadesi buradan gelmekte. Onun bir bilgisini vereyim dedim. Evet devam ediyor. Çeyrek geçiyor, çeyrek var. Aşağıdaki analog saati görüyorsunuz. 11'i çeyrek geçmiş. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Bakın 5, 10, 15. Bir saat 60 dakika olduğu için 60'ı da 4'e bölersek yine 15'i buluruz. Dijital saatte 11-15 olarak gösteriyor veya çeyrek geçiyor diyebiliriz diyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi burada da çeyrek var. Kaça var? Saat 11'e çeyrek var. Gördüğünüz gibi. Çünkü 5, 10, 15 dakika var. Tam olmasa, tam saat olmasına o kadar var. Dijital saatte de 10.45 yazıyor. Peki niye öyle diyoruz? Çünkü buradan itibaren sayıyorum. Bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Buraya geldiği zaman 45 oluyor zaten. Onun için 10, 45 diyor. Biz buna 10, 45 veya çeyrek var şeklinde kullanıyoruz. Çeyrek var, çeyrek geçiyor ifadeleri ne zaman kullanıyoruz diyor. Hav hav soruyor. E, kabul maddemizde açıklıyor. Analog saatlerde kovan 3'ün üzerinde. Dijital saatlerde dakika kısmı 15 iken çeyrek geçiyor şeklinde okunur. Analog saatte de yelkovan 9'un üzerinde, dijital saatte de dakika kısmı 45 iken çeyrek var biçiminde okunur diyoruz. Evet, bunu artık saatleri öğrenmiş oluyoruz. Yani ona göre ne yapacağız? Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de şimdi sabah saatimiz var, akşam saatimiz var. Sabah, öğlen ve akşam ve gecedeki okunuşları var. Şimdi sabahleyin normal saat neyi gösteriyorsa biz onu okuyoruz. Mesela saat buçuk. 9.30 şeklinde dijital saatte de görüyoruz zaten. Öğlen ise bakın saat 12 geçtikten sonra biz buradan itibaren sayıyoruz. Şimdi size göstereceğim. Mesela burada 12, burası aslında 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Bir gün 24 saatte ve burada ne yapıyoruz? Böyle 12'den sonra 13, 14, 15 aslında ona göre gidiyoruz. Ne yapıyoruz saat? 2'yi buçuk değil mi? 14, 30. Gördüğünüz gibi 14 saat 2'yi gösteriyor. 30 zaten 30 şeklinde gözüküyor. Bunu unutmayın. Bunu buradan yapabilirsiniz. Akşam olunca da yine tabii ki saat 18 saat mesela bak 6 içiyle geçiyor ya da 18 15 iki türlü de söyleyebilirsiniz. Bu da zaten 1 2 bakın 13 14 15 16 17 18. Burası 18'i gösteriyor. Gece oldu saat. Gece ne yapıyoruz? Bakın 22.45 diyor. Yine sayıyorum sizin için. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Bakın artık 22'yi geçmiş, 23'e doğru gidiyor. Onun için ne yapıyoruz? Bir öncekini söylüyoruz her zaman. Saat 10'dakini söylüyoruz çünkü 10.45 yerine ne yapıyoruz? 22.45 şeklinde söyleyebiliyoruz. 22.45 deyince biz ne anlıyoruz? Bu artık öğleden sonra olmuş, akşam gece olmuş demektir. Oradan onu biliyoruz. Gündüz mü gece mi oradan bilmemiz gerekiyor. Akrep ve Yılkovan gece saat 12'de üst üste geldiğinde bir gün biter. Yani 24 saat tamamlanmış olur. Akrep ve Yılkovan gündüz saat 12'de üst üste geldiğinde öyle olur. Gündüz saat 12'den sonraki saatler okumak için akrabin gösterdiği sayıya 12 ekleriz. Örneğin öğleden sonra saat 2'yi saat 14 olarak ifade ederiz diyor. Yani aslında oradaki saate ne yapıyoruz? 2 eklersek de çıkıyor sonuç diyor. Burada bundan bahsediyor. Devam ediyoruz biz konumuza. Evet. Geldik. Etkinlik. Etkinliği siz kendiniz yaparsınız. Hemen ben burada sıra sizde kısmını yaptım. Burada verilen analog saatler var. Analog saat saat kaçtır? Mesela sabah dediği için direkt 11 dedim. Akrep 11 gösteriyor. Yelkıvan 12'nin üzerinde saat 11. Tam olarak 11. Ama burada akşam dediği için ne yapıyorum? Akşam olduğu için 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Saat 22 dedim. Akşam çünkü. Peki öğleden önce diyor. Bakın öğleden önce deyince direkt saat 10.30 diyebiliyorum rahatlıkla. Ama öğleden sonra olunca ne diyoruz? 14. Neden 14? 13. 14. 14. 30. Çünkü burası 30'u gösteriyor diyorum. Evet geldik burada öğrendik mi diye bir kısım var. Aşağıdaki verilen analog ve dijital saatleri okuyunuz ve saatleri belirtiniz diyor. Türüne göre ayarlayınız diyor. Saat gördüğünüz gibi 6, 06, Dedim. Dijital saat'e çevirdim. Analog saati, dijital saati. Dijital saat vermiş bize. Ne yapıyorum onu? Analog saati çeviriyorum. Çünkü saat 17.30 demek. Aslında 5.30 demek yani. Onun için ne yaptım? Bu şekilde yaptım. Siz de videoyu durdurup yapabilirsiniz. Şimdi saat burada, analog saat ne yapıyor? 8'e e, çeyrek var. Yani 7.45 aslında. 7.45 olarak dijital saatte yazdım. Çünkü analog verdiğini dijitale çevirdik. Dijital verdiğini analoga çeviriyorum. Gördüğünüz gibi 19, 15 olduğu için 19 neydi? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 şeklinde gördüğünüz gibi 7'yi gösteriyor. 19 çeyrek geçiyor olduğu için de 15'te de çeyrek geçiyor. Yani 3'e üzerine getirdim. Saat 12 olduğu için analog saatte 12.00 diye yazdım. 21.45 diyor. 21.45'i de burada artık yazmadım sizin için. Çok uzatmasın diye. Bakın akrep 9'un üzerinde. Çünkü 21 diyor. Yelkuvan da yine çeyrek var olduğu için. 45 olduğu için. Yine orada yazdım buraya. 1, 2, 4 5, 7, 8 10, 11 şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili bir saat çizimini size hemen göstereceğim şurada. Önce bir Güzel bir yuvarlak çizdiniz mi? Ondan sonra en üstte önce 12'yi, en altta 6'yı tam karşı karşıya gelecek. şekilde yazın. Sonra buraya 3'ü, buraya 9'u. Bak bunlar da birbirlerinin tam karşısında. Son aradaki sayıları yerleştirirseniz sorunu çıkmaz. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Bakın hepsi güzellikle çizilmiş oldu. Analog saat çizmenin kısa bir yolu. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.